Arkadaşlar merhabalar, 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 11. günün ikinci dersine. Açı 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 benzerliğine devam edeceğiz. Burası aşırı derecede önemli. Sınavda çıkan sorular ya da ileriki konularda böyle karşımıza çıkacak soruları çözebileceğimiz ya da ispatları yapabileceğimiz tekniklerin çoğunu kullandığımız yerdeyiz. Aşırı derecede önemli ve çok keyif alacaksın. Her tarz soruyu da göreceksin. Yine açı açı açıdan devam ediyoruz. Yalnız açı 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 bir derse sığmadı, dikkat et. O kadar önemli bir ders. Evet, kitabımıza bakıyoruz. Sayfa numarası 69'u, sonra 70'i, sonra 71'i ve 72'den de yarısını çözeceğiz. O zaman hadi bakalım derse. Şimdi şurada bir uyarı vermişim. Arkadaş, normalde benim ezberci bir zihniyete karşı olduğumun farkındasın. Evet, aşırı derecede karşıyım. Ama bazı kalıplar var. Bunlar soru çözdükçe oturuyor ama o kalıpları sen böyle çok emek harcamadan ben sana göstermek istiyorum. Bu kalıpları da böyle sorularla da şekillendirmek istiyorum. Çünkü önemli. Ha, ezberlettireceksem de bu iki kalıbı ezberle. Bak, dik üçgende bir ezber yaptırdım. Nedir? Özel açılı, özel kenarlı üçgenleri ezberle dedim. Burada da açı 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 benzerliğinde çok karşımıza çıktığı için bu iki kalıbı ezberlemeni isteyeceğim. Şimdi iki kalıptan bahsedeceğim. Biri şu. Ortak açı kalıbı. Ortak açı kalıbı. Bir tanesi bu. Ortak açı. Yani iki üçgende eşlik açı ve ortak birer açıları varsa üçüncü açıları da birbirine eşit oluyor. Mesela şuraya baktığımızda, hocam bu üçgen ve büyük üçgene baktığımızda eşlik açı var mı? Var. Nokta açıları. Sonra ortak açı var mı diye bakıyoruz. Var hocam burası. O zaman bu üçgenle büyük üçgende üçüncü açılar da birbirine eşit olur. Çünkü burası nokta, burası karaladığım üçüncü açı burada çift çizgi ise büyük üçgende de aynı. Nokta, karaladığım var, üçüncü açı çift çizgi olur diyeceğiz. Bak, boş hali burada dursun, dolu hali de burada. Gördün mü? Bu üçgen ve büyük üçgende ortak açı burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi oldu. Böyle eşit açı verildiğinde ortak açı varsa işimiz daha da kolaylaşıyor. Gel bunu öğrenme alanında öğrenelim. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu. Zaten üçgenler kendini belli eder. İç içe var ya burada. Ne demiştik? Böyle bir uzunluk soruluyorsa ya dik üçgen ya benzerlikten çıkar. Burada bak gördün, dik üçgen yok. Benzerlik büyük ihtimalle. Açı verilmiş, açılara dalacağız. O zaman açılara dalalım. Hocam şu sarı üçgen ve büyük üçgen var elimizde. İç içe olsa bile iki tane üçgen var elimde. O zaman iki üçgene dikkat edeceğim. Hocam iki üçgende şu açı her ikisinde de ortak bir açı mı? Evet. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende de nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi olur. Sonra tek yapmam gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı büyükte 3 değil. 1 de değil. Toplamda burası kaç? 4. Bak dikkat et. O zaman kolay bir yoldan yapalım. Burası noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 4 oldu. Hocam 2 kat var burada. O zaman çift çizginin karşısı 3 ise çift çizginin karşısı burada da 6 yapar. Ama dikkat et, büyük üçgende çift çizginin karşısına bakıyorum. Tamamı 6 olacak. O zaman tamamı 6 olacaksa x'e de ne kaldı? 4 kaldı. B şıkkına bakalım. Hocam noktalı bir üçgen var. Sonra şu üçgenlere mi yoğunlaşacağız acaba? Hayır. İkişer kenar yok burada. Benzerlik olduğu belli. Açılara dalacağımız belli. Nereye bakacağız hocam? X, bak dikkat et. Üçgen seçerken iki kenarının belli olduğu üçgenleri seçecektik. Hocam şu üçgeni seçebilirim ben. Şöyle. Şu üçgeni seçebilirim. Çünkü iki kenar mevcut ve nokta açısı da var. Başka bir de şu üçgeni seçebilirim. Hocam bu üçgende de nokta açısı var ve iki kenar mevcut, bu x'li de olsa. Evet. Hadi bakalım benzerliği yapalım o zaman. Var mı daha doğrusu benzerlik? Benzer olduğunu tam olarak söyleyebildik mi? Hayır. Şimdi şuraya baktığımızda nokta açıları var elimizde. Eyvallah. Sarı üçgende ve yeşil üçgende. Aa, burada kaçı? Ortak açı. Hemen ortak açıyı yazdım. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken yeşil üçgende de nokta burası, karaladığım burası, üçüncü açı burasıdır. Burası da çift çizgi olmak zorunda. O zaman iki üçgende bütün açılar eşit oldu. Dolayısıyla aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyeceğim. Hemen başlayalım kardeşim şurada. Hocam noktanın karşısı bu üçgende 4, bu üçgende 3. Belli bir kat yok. Olsun. 4 bölü 3. Dikeyden başladım. O zaman dikeyden devam edeceğim. Dikeyde karadığım açının karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısına bakıyorum dikeyde. 6 bölü. Öbüründe çift çizginin karşısına bakıyorum. 4 değil. X değil. 4 artı X. 4 artı X'i yazıyorum. Sonra gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 2'ye böldüm. 2'ye 3. Buradan başka 8 artı 2x eşittir 9 yaptı. 2x eşittir 1 yaptı. X'i de böylelikle 1 bölü 2 olarak bulduk mu dostlar? Bulduk. Öğrenme alanında öğrendik, bir şey öğrendik. Bak ortak açı vardı. Bak burada da ortak açı vardı. Ama nerede? Şu üçgen ve şu üçgende. Ama üçgenleri de seçerken bazen 7-8 tane üçgenle karşılaşıyoruz. Kenarları belli olan üçgenleri seçmek en mantıklı hareket oluyor. Gördün. Mantıklı hareketi gördün zaten. Evet, geldik bir sonraki soruya. Hocam şuraya baktığımız zaman birer açıları eşit
verilmiş benzerlik olduğu belli. O zaman şu üçgenlere mi bakacağım? Bu üçgenle bu üçgene mi bakacağım? Evet, iki tane noktalı açı var ama bu iki üçgende ortak açı var mı? Yok. Elimizde kaç tane üçgen var? Önce onu belirleyelim. Hocam bir bu üçgen var. Sonra bir bu üçgen var. Sonra bir de büyük üçgen var. O zaman 3 tane üçgende üçgen seçeceğim. Bir kere bir tanesinin bu olduğu belli. Şu küçük olduğu belli. Çünkü iki kenar burada mevcut. Öbüründe hangisini seçeceğim? Bir de x yazayım şuraya. Hocam x neresi? B'de. X deniyor benden. Öbürü de şu değil ama büyüyor arkadaş. Seçeceğim üçgen belli. Zaten bak dikkat et. Şu üçgende nokta açısı var. Bir de bu üçgende var. Ama aynı zamanda şu üçgende nokta açısı var. Bir de büyük üçgende nokta açısı var. Açısı eşit olan üçgenlerde ortak açı var mı? Var tabii ki. Bak bu da önemli bir kalıp. ÖSYM bu sene sordu. Bu sene bununla alakalı sordu. Dikkat. Burası tam bu kalıpla ilgili sordu. Tam bu sorunun benzerini sordu hatta. Burası karaladığım açı oldu. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise o zaman büyük üçgende de nokta karaladığım 3. açı çift çizgi olacak. Hocam burası mı çift çizgi olur? Hayır. Genelde bu hata yapılıyor. Büyük üçgende 3. açı çift çizgi olacak. O yüzden tamamını almak zorundayız. Şimdi başlayalım. Aynı açının karşısı. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 6. Dur. 1'e 3 oran var. İçimiz kolay. O zaman noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 6 oldu. 3 kat oran var. Çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısı da kaç olur? 3 katı. Yani 18 olur deriz. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Cevap 10. Evet gençler, olay bu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, noktalı üçgenler verilmiş. Bak şimdi soru alan soruluyor ama hepiniz bir dik üçgenin alanını hatırlıyorsunuzdur. Dik üçgenin alanı sorulmuş. Dik üçgenin alanı nedir? Hocam dik kenarlar çarpımının yarısı. Eyvallah. Tamam. Başka bize neler verilmiş? Verilen bilgileri yazayım ben ilk etapta. BDK iken burası 2K verilmiş. Hemen BDK iken şurası da 2K'yı şöyle bir yazayım istersen. Ali Bey uzunluğu da 2K demiş. Sonra ben burada noktalı üçgenleri kullanmak zorundayım. Noktalı bir üçgenle noktalı bir üçgende açılara dalacağım belli. Ama eşit iki açı olduğunda ortak açı kalıbı var mı diye bakıyorum. Bu iki üçgende yok ama noktalı şu üçgen ile noktalı büyük üçgende eşit iki açı var mı? Var hocam. Eşit iki açı var. Ortak açı neresi? Tam olarak şurası. Nokta karaladığım 3. açı küçükte. Çift çizgi ise burası. Büyük üçgende, yeşil üçgende de nokta burası. Karaladığım burası. 3. açı burası mı? Değil. Tamamı çift çizgi olacak değil mi? Tamamını çift çizgi diye gösterdim. Şöyle çift çizgi. O zaman iki üçgen benzer. Başlayalım. Noktanın karşısı. Evet, işin içine girmiş. Yazalım o zaman. Noktanın karşısı K bölü. Noktanın karşısı büyükte. Hop 4'e oranı eşittir. Hocam sonra neye bakıyorum? Çift çizginin karşısı var burada. Çünkü karaladığım açının karşısı burada boş. O zaman boş ver. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Hemen yazıyorum 4 bölü. Buradaki çift çizginin karşısı ne bilmiyorum ama şuraya da BC diyeyim. Ya da ne diyebiliriz? X de diyebiliriz oraya da önemli değil. Bunun tamamı BC diye. Buradan ne geldi? K çarpı BC eşittir 16 geldi. Dur. Verilen bilgiyi şimdi kullan burada. Ne bilgi verilmiş bize? Hocam bakıyoruz ki her bilgiyi kullandık. Bizden ne isteniyor o zaman? İstenilen de bir bilgidir aslında. Bizden istenilen ne? Üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı. Üçgenin alanı. Dik üçgenin alanı. Dik kenarlar çarpımının yarısıydı. Yani 2K çarpı. Bak alanı yazıyorum. 2K çarpı BC bölü 2'ye eşit olacak. Bölü 2'ler nanay oldu. Aa, K çarpı BC yaptı burası. K çarpı BC'yi biz zaten 16 bulmuştuk. Yani cevap böylelikle 16 çıktı. Evet, gördüğünüz üzere her bilgiyi kullandığımız zaman yine sonuca ulaşıyoruz. Ama şu kalıp bizim için aşırı derecede önemli. Geldik örnek 16'ya. Evet Muhammed, sendeyiz şimdi. Bir katlama yapacağız. Hadi bakalım. ABC üçgeni biçimindeki karton CD boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Katlayalım mı? Hadi alıştık ama katlayalım. CD boyunca şöyle katlıyor. Katlandığında da şekil 2 karşımıza çıktı. Ne yapacağız şimdi? Katlama sorularında ne yapıyorsak onu yapacağız. Katlamayı geriye doğru açacağız. Açtık şöyle. Hatta burada dur. Şu şekilde ben de şöyle bir açayım. Açtım şöyle. Açınca ne oldu burada? Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Yani burası 2 iken burası 2 oldu. Başka şurasıyla şurası birbirine eşit. CD isteniyor benden, bir de BC isteniyor. Tamam. Şu eşitleri yazayım. Hocam şu parçayla şu parça eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Hatta ve hatta şu açıyla da şu açı eşit olacak da bir işime yaramayacak. Ya da şu açılar da eşit de pek işime yaramayacak galiba. Şimdi verilen her bir bilgiyi kullanmam lazım. Şöyle bir bilgi verilmiş. Bakıyorum orada bir bilgi var mı? DBC açısından bahsettik mi? Bahsetmedik. BCA üst açısından bahsettik mi? Evet. Şurası. Şuraya ben bir alfa dersem, buraya DBC açısına da beta dersem, değil mi? DBC açısı da burası. O zaman BCD açısı ne oldu? Alfa artı beta mı oldu? Evet. Şimdi neresi? BCD
açısı. Hemen BCD açısına bakıyorum. BCD açısı. Oo, bunun tamamı alfa artı betaymış. O zaman geldik şuraya, bir beta yazdık. O zaman bak, burası da beta yaptı. Dur, katlamayı bu yüzden vermiş. Bak, burası betayken burası da beta oldu. Gördün mü? Betayken beta oldu. Ve ben şuranın 2 olduğunu söyledim. Buranın da 6 olduğunu biliyorum. CD ve BC uzunluğunun oranlaması isteniyor benden. Tamam, şimdi gelirim oraya. Arkadaş, şuraya bir bakar mıyız? Öncelikli olarak şuradaki üçgende ve büyük üçgene baktığım zaman, hatta yeşil renkli şununla şöyle göstereyim, daha belirgin yeşille. Evet, bu üçgenle büyük üçgende bir ara çeşitliği var. Hocam elimizde zaten 3 üçgen var. 1, 2, bir de büyüğü 3. Ama şu betalı üçgenle büyük betalı üçgende ortak açı yok mu? Var. O zaman buraya bir karaladığım açı dedim. Beta karaladığım 3. açı çift çizgi ise öbüründe de beta karaladığım 3. açı ne olmak zorunda? Çift çizgi olmak zorunda. Hemen çift çizgiyi yazdım buraya. Sonra ne yapıyorum? Benzerlik uyguluyorum. Hocam betanın karşısı var burada. Betanın karşısı burada yok. Olsun. Şuraya x diyelim. Betanın karşısını kullanacağım demek ki. Betanın karşısı 2 bölü betanın karşısı büyükte x eşittir. Hocam burada çift çizginin karşısı var. X bölü. Burada da çift çizginin karşısı 8. 6 değil bak, dikkat. Büyük üçgende çift çizginin karşısına bakıyorum. O da 8. Hemen yazdık. X bölü 8. O zaman x kare eşittir 16 çıktı ve x'i de böylelikle 4 bulduk. X 4 çıktı ama benden ne isteniliyor? Benden istenilen CD bölü BC isteniliyor. Şu bölü şu. O zaman yine bir benzerlik yapalım. Bak, karaladığım açının karşısındaki kenarlar oranı isteniliyor bende. Benzerlikte betanın karşısı, bakıyorum. Hocam betanın karşısı 2 iken betanın karşısı 4. Oo, kolay bir benzerlik var şimdi. 2 iken 4 olmuş. 1'e 2 oran var. O zaman karaladığım açının karşısı küçükte A iken büyükte karaladığım açının karşısı 2A yapmak zorunda. E o zaman buradaki oranda ne oldu? CD uzunluğu A, BC uzunluğu 2A. Oranladığım zaman da cevap 1 bölü 2 çıkar. Evet, 16. soru. Bu da güzel bir soruydu. Katlamayla sadece ve sadece açıların eşitliğini bulmayı böyle kullandırmışım. İşte yeni nesil dediğimiz soru da bu değil mi? Sadece katlama yeni nesil değil mesela. Oradaki açıların eşitliğini yakalayabilmek de eksik bir parça ya. Yeni nesil dediriyor zaten bize bir soruda. Yeni neslin karesi oldu yani soru. Evet, burayı da bulduk. Geldik bir sonraki soruya. 17. sorudayız. 17. soruda 2 verilmiş, 3 verilmiş, 6 verilmiş, x isteniliyor benden. Hocam, noktalı üçgenlere yoğunlaşalım. Noktalı bu üçgen var, noktalı bu üçgen var. İkişer kenar yok. 6 ve 3 işin içine girmiyor. O zaman o noktalı üçgenler beni ilgilendirmiyor. Bak, noktalı hocam bu üçgende var. İkişer kenar yok. Ya da noktalı şu üçgen var hocam. O zaman bunlar beni ilgilendirmiyor. E nokta açılarını ben nasıl kullanacağım hocam? Şu durumlara da gidebilirsin. Buraya A dersin, buraya B dersin. Burası A artı B olur. Buraya da A artı B yazarsın. E burada da şu üçgende de iki iç açının toplamı bir dış açı ya. O zaman burası da ne olur? A olacak diyebilirsin. Ya da şöyle, noktanın böyle nokta açılarıyla ilgili, açıları eşit verilenlerle ilgili işlem yaptığında sonuca ulaşamıyorsan, bir de yani ona ait üçgenler yoksa ne yapacaksın? Hocam 180'e tamamlayan açısını düşünelim. Çizgi açısı 180'e tamamlayan açısı. Burada da çizgi açısı oldu mu? Oldu. E şimdi nokta açılarından yola çıkamadık. Bir de çizgi açılarına bakalım. Çizgi açılarına ait üçgenlerimiz var mı? Var. Çizgi açısına ait üçgenimiz bak burası. Bir de diğer çizgiye ait üçgene bak. Ya üçgen bakmak çok önemli benzerlikte. Yani görmek diyoruz ya. Beyinle görmek diyoruz ya. İşte beynimizle görüyoruz. Çizgi açısına ait üçgeni belirledim. Çizgi açısına ait üçgeni de bak şurada belirledim. Aa bak, gördük. İki çizgili üçgende ortak açı var mı? Var. Sadece bu bizi hızlandırıyor. Açılara dalıp da yapabiliriz de olsun. Burası ortak açı. E çizgi karaladığım 3. açı çift çizgi ise yeşil üçgende, sarı üçgende de çizgi karaladığım 3. açı çift çizgi olmak zorunda. Sarı üçgenle yeşil üçgen benzer oldu. Ve şuraya bakıyorum şimdi. Çift çizgi sarı üçgende çift çizginin karşısı 3. Çift çizginin karşısı yeşil üçgende 6. Kolay bir benzerlik var. Hiç işi uzatmıyorum. 3 bölü 6 bilmem neyi bilmem ne oranlamaya gerek yok. 1'e 2 oran var. Çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı 6 olduğundan 1 bölü 2 oran var. O yüzden buraya geldim şimdi. Sarı üçgenden başlamıştım. Çizginin karşısı hocam 8. Öbüründe de çizginin karşısı da kaç olmak zorunda? 1'e 2 oran olduğundan dolayı 16 olmak zorunda. Yani x'i de böylelikle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Evet, örnek 17, 13. Geldik örnek 18'e. Bir tık zorlaştırmışız işi. Olsun. Zorlaşsın. Zorlaşsın kardeşim. Bak şimdi. Neler verilmiş? ABC dik üçgen. Ama dur ya, bir bana bak ya. Kardeşim bak. Şimdi bu soruyu ilk etapta sen kendin çözmeye çalışırmışsın. Soruya baktığın zaman BD ve CI açıortay. Açıortayların kesim noktasını demek ki kullanacaksın. Ya bu tür soruları kendi kendine soracaksın değil mi? Soracaksın, ona göre bir şey yap. Bir çöz. 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 Çözemezsen de hiç önemli değil. Uğraş, emek harca. Yeter ki şu açı 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 ortak açı kalıbını kafanda oturtur. Ben çözüme geçiyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman açıortaylar verilmiş. E açıortaylar verilince burası açıortayların kesim noktası oldu mu? Oldu. Açıortayların kesim noktasından geçen bir doğru var burada.
Aa hocam bu açıortay. Bu açıortaysa burası açıortayların kesim noktası. O zaman buradan gelen doğru da açıortay olmak zorunda. Yani şu açılar 90'ı böldüğü için 45-45 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Sonra daha bir şey yapamadık. Bir şeyler yapmalıyız. Demek ki açılara yine dalmaya devam edeceğiz. O zaman ben buraya bir AA, buraya da bir BB dersem 2AA ile 2B'nin toplamı 90 değil mi? Çünkü bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. O zaman A artı B'yi buradan ne buluruz? 45. Bazı arkadaşlar formülden yapar. Şu iki tane iç açıortay arasında kalan açı 90 artı A açısı bölü 2 idi. 90 bölü 2'den o zaman 135'i bu şekilde bulabilirdik. Ama biz A artı B'yi 45 bulduk ya. A artı B 45 ise burası 135 çıkar. Hemen burada kaçıyı 135 yazdım. Sonra burası da ne yapıyor? 180 tamamlayan açısı 45 derece yap. Şimdi 45'i gören masum köylü ne yapar? Hocam dik çizelim. Özel açı mantığı çıkıyor mu diye bakıyoruz. Çıkmadı. Ya da buradan dik çizdin olmadı. Ya da buradan dik çizdin böyle yine sonuca ulaşamadı. Ne yapacağız? Çaktırmadan burada neler verilmiş? 45'e 45. Bak özel açı mantığı çıkmadıysa açı eşitleri verilmiş mi? Verilmiş. Ne verilmiş? Hocam 45'e 45 var. 45'lik üçgen bu. Ya da 45'lik üçgen bu. Ya da 45'lik üçgen bu değil mi? Evet. Şununla bir ilişkim yok herhalde. Çünkü hiçbir kenar yok zaten burada. Bizden de zaten ne isteniyor? X isteniyor. Şimdi ilk etapta şu üçgende seçeceğim belli. Hocam şu üçgeni seçeceğimiz belli. Neden belli? Çünkü iki kenarı mevcut. Başka X'i bulmak istiyorum. Şu üçgende iki kenar yok maalesef. Bunu seçemem. Bir de 45'e ait şu büyük üçgen yok mu? Var. Evet. Sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Birer açıları eşit. Ortak açı var mı? Var. A açısı. O zaman şunu diyorum. 45 çizgi 3. açı çift çizgi ise büyük üçgende de 45 çizgi 3. açı çift çizgi olmak zorunda. O zaman hemen buraya bir çift çizgiyi yazıyoruz şöyle. 2 üçgende bütün açılar eşit oldu. Ortak açı olduğu zaman şu kalıp var mı diye bakacaksın kardeş. 2 üçgen bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman açı 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 benzerliği var. Hemen açı 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 benzerliğini uyguluyorum. Burada 45'in karşısı var. Git bakalım 45'in karşısına. 45'in karşısı 5. 45'in karşısı 2 kök 10. 5 bölü 2 kök 10 neye eşit olacak? Sonra burada A'nın karşısı boş. Büyükte de A'nın karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısına bakacağım. Ben buraya çift çizgi yazmamışım ya. Çok ayıp etmişim. Burası çift çizgi olmayacak mı arkadaş? Çünkü burası 45 derece A. Burası da çift çizgi ya. O yüzden burada da 45 A çift çizgi yazmıştık zaten. Şimdi burada çift çizginin karşısı var. 2 kök 10 bölü öbüründe çift çizginin karşısına bakıyorum. Büyükte hop x artı 5. O zaman burası ne çıkıyor? Şimdi x artı 5 çarpı 5 eşittir 2 kök 10 ile 2 kök 10'un çarpımı yani 4 çarpı 10 yaptı. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı 8 yaptı. X artı 5 eşittir 8 ise x'i de böylelikle ne buluruz? 3 buluruz. Cevap 3 oldu gençler. Güzel sorular bunlar. Evet. Boş soru. Diğer kalıba gelmeden önce bir de şöyle bir yeni nesil bir soru. Ama artık sen bunu böyle rahat bir şekilde anlayabilirsin. Hadi birlikte bakalım şu soruya. ABC üçgeni biçimindeki bir bahçenin A köşesine ve B köşesine aynı tür kamera koyuyorum. Aynı tür kamera koyuyorum. Bakış açıları ne olacak? Aynı olacak. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım sonra. A ile C köşesindeki kameralar sırasıyla B'den itibaren BC ile AB kenarlarında belli kısımların görüntüsünü almaktadır. B'den itibaren. B'den. Şimdi buradaki kamera B'den itibaren bir görüntü alıyor. Şu bakış açısıyla şu kadarlık bir görüntü alıyorsa buradaki de şu bakış açısıyla tam B'den itibaren alıyor ya. B'den itibaren aynı bakış açısıyla gelecek. Daha da uzun bir kenar alacak şöyle. Değil mi? Aynı bakış açısı. Bak şurası alfa iken burası da alfa demek istiyorum. Tamam. Kameraların AB ile BC kenarları üzerinde görüntü alamadığı kısımlarının uzunlukları oranı 1 bölü 5'tir. Şimdi bu kameranın görüntü aldığı kısım burası. Diğer kameranın da görüntü aldığı kısmı burası değil mi? Evet. Bir daha okuyalım şurayı. Ne diyordu? Kameraların AB ile BC kenarları üzerinde görüntü alamadığı kısımların oranı 1 bölü 5. Yani şurası x iken burası 5x diyor bize. Eyvallah. Tamam. Buna göre C'deki kamera AB kenarı üzerinde kaç birimlik kısmı görür? C'deki kamera AB'deki kaç birimlik kısmı görür diye şuradaki kısım soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Okumadığımız bir yer mi var burada? Şöyle baktığım zaman Allah Allah, okumadığımız bir yer de yok aslında. Şimdi şu kısmı tam olarak kullanamadık galiba. Hocam x burası da 5x demiş bize. Bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Buradaki x ve 5x. Bak arkadaşım şu üçgende alfalık üçgen var ya. Bir de bu üçgende alfalık üçgen var.
var ya. Hocam bunlar nedir? Bunlarda ortak açı var, eşitlik açı var ya. Ortak açı burası değil mi? Evet. Burası çift çizgi ise, çünkü alfa karaladığım 3. çift çizgi ise, alfa karaladığım burada da 3. çift çizgidir. Yani biz neye baktık şimdi? Hocam bir şu üçgene baktık. Başka nereye baktık? Bir de şu pembe üçgene baktık. Bu iki üçgen benzer oldu. Açı açı açıdan dolayı. Hatta güzel bir benzerlik var ya burada. Çift çizginin karşısı 12 iken çift çizginin karşısı 24 oldu. Oo süper. Yani biz bunlarda ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. 1'e 2 oran olduğu için direkt 1'e 2 benzerliğini kullanabiliriz. O zaman gel buraya. Hocam şuraya ben bir y dersem alfanın karşısına, değil mi? Hocam burada alfanın karşısı y ise, alfanın karşısı burada ne olacaktır? 1'e 2 oran var çünkü. 2y diyebilirim. Aa soru çıktı. Bak y 2'ye yazınca çıktı soru. Niye? Çünkü burası 12. Burası da 24. Karaladığım açının karşısındakilere gitmeme gerek yok zaten burada. Bunlar işin içine girmemiş. Arkadaş burası y yazınca, bak y artı 5x 24'e mi eşit? Buraya 2y yazınca 2y artı x de 12'ye mi eşit? Evet. Yazıyorum o zaman. Y artı 5x eşittir 24. 2y artı x de eşittir 12 yaptı. 2 bilinmeyen 2 denklem karşımıza çıktı. Bizden ne isteniliyor? Hocam bizden şu 2y isteniliyor. Yani y'yi bulmamız lazım. X'i yok edelim. Eksi 5 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak direktman şeyi bulabiliriz. Y'yi bulabiliriz arkadaşım. Ama burada sanki şeyi bulmak daha kolay bize gelecek. Nereyi bulmak? Şunu bulmak daha kolay. Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam yani. Yani yukarısı eksi 2'ye eksi 2'ye eksi 10x eşittir. Eksi 48 yaptı. 2y artı x eşittir 12 ya. Taraf tarafa topla. Şunlar gitti. Eksi 9x eşittir. Eksi 36. X'i de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. X 4. X yerine 4 yazınca o zaman bu soru işaretine ne kaldı? 8 mi kaldı dostum? Evet. İşte bizden bu isteniliyor. Cevap 8 yap. Ya şöyle bakınca çok yanlış yerde bilgiler verilmiş gibi duruyor ama şuradaki olay 12 ve 24. 1'e 2 oran var. O yüzden üçgenlerde direkt 1'e 2 oranını yazdım. Sonra kendiliğinden cevaba ulaştım. Burada önemli olan neydi yine? Soruyu soru yapan ne? Aynı tür kamerada bakış açılarının aynı olması. Buna dikkat et, tamam. Ben de beni de koysaydım oraya. Beni de koysaydım yine bakış açılarımın aynı olması lazım. Her insanda bakış açısı aynı mıdır bu arada? Daha çekik gözlülerde bakış açısı aynı mı oluyor şöyle? Ya bilmiyorum. Sanırım kedilerde neydi ya? 180 dereceyi aşıyordu galiba. 187 derece mi neydi? Hatta dur. Neydi? Baykuşta mı ne? 200 kaç dereceyi geçiyordu böyle. Ya baykuş ya da başka bir şeydi böyle. Geyikte falan olması lazım ya. Doğru. Geyiklerde. Kaç derece biliyor musunuz? Gözlerde yanda ya böyle. 240 derece mi ne böyle? Hatta rüzgara karşı oturuyorlar böyle. 240 derecelik kısmı böyle görüyor. Diğer arkadan gelenleri de rüzgara karşı oturdukları için okullarından dolayı da burun hassasiyetlerinden arkasından geleni duyuyor. 360 derece olaya hakim yani geyikler. Öyle bir şey var. Geçen belgeselde denk gelmiştim. Neyse bu bilgiyi de sana vermek istedim. Evet geldik şuraya. Yani insanda farklı, hayvanda farklı, kamerada farklı bakış açısı. Hatta her kamerada da farklı da olabilir yani. Geldik kalıp 2'ye. Kalıp 2 en seveceğin ve en fazla kullanacağın ve dikdörtgende karede. Ben şimdi şu kalıbı anlattıktan sonra dikdörtgeni de kareyi de çok rahat bir şekilde yapabileceksin. Emin ol. Yani sınava girdin. Dikdörtgen sorusuyla karşılaştın mı? Karşılaştın. O zaman burada karşılaştığın zaman sorudan korkma. Bu kalıbı kullanacaksın. Daha önce zaten söylemiştim bu kalıbı da. Şimdi kalıp diyor ki 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa, dik üçgenden Pisagor bağıntısından sonuca ulaşamıyorsan dal alfabete. Dal. Sırasıyla alfa, beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90 ya. Hocam bu açıyla bu açı 90 yapar o zaman. O zaman burası alfa yap. Hocam bu açıyla bu açının toplamı da 90 yapacak. Alfanın 90'a tamamlanır. Beta olur. İşte burası da ne olur o zaman? Beta oldu. Aa önceden bomboştu. Şimdi ne oldu? Dop dolu oldu. Yani iki üçgen alfa betalı yazınca bütün açılar eşit oldu. Bütün açılara eşit olan üçgenler de nasıl üçgenlerdir? Benzer üçgenler. Bitti gitti. Dal alfa beta. Pisagor'dan çıkmıyorsa. Hemen öğrenme alanına geldik. Öğrenme alanında. Hocam Pisagor yapalım mı? Ya 7 ve 4 yapılmaz ki kardeşim. Yapılmaz. Böyle saçma Pisagorları yapmıyoruz. O zaman ne yapacağız? Pisagor'dan çıkmıyorsa. Bunu mu çizsem hocam? Yok öyle bir şey. Sakın çizme. İlk önce verilen bilgileri kullan. Nasıl kullanıyoruz? Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, tamamı 90'sa alfa. Yani 90'a tamamlayan varsa sırasıyla alfa beta şeklinde git. Alfa 90 beta. Aa ne oldu? Hocam şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Hatta kolay bir benzerlik. Alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. O zaman burada 90'ın karşısı 7 ise 90'ın karşısı 1'e 2 orandan dolayı 14 yapar. Tamamı 14. Yani x artı 4 eşittir 14 ise x'i de böylelikle 10 olarak bulur. Kolay benzerliklerde ne yapacağız?
yapacağımızı biliyoruz. Geldik buraya. Bak şimdi. Hocam özel açı var. O zaman verilen bilgileri kullanalım. İlk önce özel açı mantığını kullanalım. Şu 45'i gördük. 45-45-90 üçgen aklıma geldi. Kök 2'ye bölünmüş halde 4-4. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Sonra öbürüne geldik. Hocam burada da bir 30-60-90 var. Çiz 90'ı şöyle. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 yapar. 5 yaptı burası. Sonra burası da 5√3 yaptı. Sonra takıldık kaldık. Hocam Pisagor bağıntısından çıkmıyor maalesef. Şu Pisagor bağıntısından y'ye çıkıyor da hatta direkt 2√4 2√5'i yazalım istersen buraya. Ama x'i bulamıyorum. X'i Pisagor bağıntısından da asla bulamam. O zaman ne yapacağız? Dalacağız benzerliğe. Bakıyorum soruda 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Dalalım alfa beta'ya. Hocam alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Sonra şunu yapacaksın. Dur. Hocam burada alfanın karşısı 2 alfanın karşısı 5. Tüh be, kolay bir benzerlik yok. Ne yapacağız şimdi diye dediğini duyar gibiyim. Merak etme. Merak etme. Söyledim daha önce ama şimdi bir daha söyleyeceğim. Bundan sonra aklında çıkmayacak. Yani 2 bölü 5 eşittir. Sonra 90'ın karşısı 2√5 bölü 90'ın karşısı x deyip sonuca ulaşabiliriz. Ama ve lakin. 2 üçgende benzerlik böyle güzel bir kat yoksa şuna da bak. Özellikle alfa beta'da. Çünkü tam sayı yazarken tam sayı yapalım derken biz hep böyle çakallık yapıyoruz. O çakallığı sana geçenlerde öğretmiştim. Şimdi tam anlamıyla otursun. Şuna da bakabilirsin. Alfadan beta'ya geçiş. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Demek ki bu soruda alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 benzer üçgenler. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani direkt buraya 10 yazabilirsin. Hiç o benzerliğe dalmadan. Yine benzerlik yaptın aslında. Farkında değilsin sadece. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yazdım. Ana burada 5 var 10 var. O zaman burası ne olacak? 5√5 olacak. Küçük olanın √5 katı. 1√2√5 üçgeninden dolayı. Anlaşıldı değil mi gençler? Önemli bir yer. Öyle her zaman aynı açının karşısında kenarlar olmayabilir. Güzel bir kat olmayabilir. Alfadan beta'ya da geçişine bakacağız. Evet geldik örnek 20'ye. Ne yapıyoruz? Dal alfa beta. Bir bana bak. Alfa beta'yı anlatan en güzel soru diyebilirim. Çok rahat bir şekilde yapacaksın ve çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Sen yap diye söylemiyorum. Sadece beni burada iyi bir şekilde dinle. Tamam. Bunu yaparsan aslında bir kare sorusu bu aynı zamanda. Bunu yaparsan alfa beta ile alakalı her soru cepte. Bu dediğimi unutma. Hadi bakalım soruya dönelim. Döndük soruya. Hocam burada şimdi ne demiş? Burada şeyler demiş. Soru işareti koydum çünkü burada noktayı koymamışım. O yüzden böyle diz takıntılarım da var. Neyse devam edeyim ben. Kare demiş şunu. Şu kare ise eşitlikleri yazdım ve karenin alanı nedir diye soruluyor. Yani x'i bulursam karenin alanını da bulacağım mı bulacağım. Pisagor bağıntısından çıkıyor mu çıkmıyor. Şu kareden dolayı da burası 90 derece değil mi? Evet 90 derece. 90 dereceler havada uçuyor. Sırtları da 90'dır bunların. O zaman alfa beta'ya dalacağız. Dalalım alfa beta'ya. Dalalım alfa beta'ya bakalım. Bak alfa beta'yı anlatan en güzel soru. Alfa beta. Beta 90 ise sıradaki alfa. Alfa 90 ise sıradaki beta. Beta 90 ise sıradaki alfa. Alfa 90 ise sıradaki beta. Alfa betalara daldık. Eyvah eyvah. Ne yapacağız be ya? Bir sürü üçgen çıktı karşımıza. 1 bu üçgen. 2 bu üçgen. 3 bu üçgen. 4 büyük üçgen. Hocam 4 tane üçgen çıktı. 4 tanesinde birden mi benzerlik yapacağım? Hayır. Sakın. Bazen 10 tane çıkacak. 15 tane de çıksa, 100 tane de çıksa ben sana nasıl davranacağını söyledim. Burada kilit nokta neydi? Özellikle alfa beta'da biz bunu çok kullanıyoruz. Üçgen seçmek. Üçgen seçerken de neye dikkat edeceksin? Kenarlara. İki kenarı belli olan üçgeni seçeceksin. Mesela ben burada üçgeni seçerken şu üçgeni seçebilirim kardeşim. İki kenar mevcut. Hocam x bilinmiyor ki. Hayır. X sorular. Bilinen gibi davranabilirsin. Sonra şurayı seçebilir miyim? Hayır, iki kenar yok. Şurayı seçebilir miyim? Evet, iki kenar var. O zaman seçebileceğim üçgenler arasında. Zaten iki üçgen seçsem benzerlik için yeterlidir. İkişer kenar. En az iki kenarının olması lazım. Hocam büyük seçilebilir miydi? Hayır. Bu kenar yok. Bu kenar yok. Sadece bu kenar var. O da x'li zaten. O zaman benzerlik üçgenleri seçtik mi seçtik. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Hocam burada alfanın karşısı x, burada 6. X bölü 6. Soldan başladık. Beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı x'e eşittir. Yani 2 bölü x yazdık. X kare eşittir 12'den. X de böylelikle √12 çıkar. 4 çarpı 3'ten yani x'i böylelikle 2√3 olarak bulur muyuz dostlar? Buluruz. Cevap 2√3 oldu. Örnek 20'de. Anladın mı bunu? Bunu anladıysan artık bunun soruları hep cepte. Bu tarz sorular hep cepte. Alfabetalı soru. Geldik şuraya. Evet. Burada ne var? Dalalım alfabetaya. Ya dur alfabetaya dalmadan önce. Hocam Pisagor bağıntısından çıkarım. Bak burada bir dik üçgen var. 2√5 yazdın. Devamı gelmedi. Burada zaten bu sorulmuyor. Gerek yok. Hocam burada şuradaki üçgende iki kenar yok. Burada iki kenar yok. İşte Pisagor yapamıyorum. Burada da yok. Bir sürü dik üçgen var aslında ama burada da bir dik üçgen var. Şimdi bu sefer şeyden başlayalım. En baştan başlayalım. Çünkü direkt kabak gibi ortada. 2 ve 4 var burada.
tabak gibi. Bak üçgen seçimini anladın ya. Bir kere bu üçgeni bir kere seçeceksin. Benzerlikten çıkacağı da belli. Çünkü x'e ait dik üçgende Pisagor bağıntısı burada da yok. Burada da yok. O zaman benzerlik. Benzerlik için alfa beta'ya dalacağız. Alfa beta'ya dalarken de üçgen seçimi yapacağız değil mi? O zaman üçgen seçimi yapalım bakalım. Tamam. Alfa beta. Ters açıdan beta. Beta 90'sa sıradaki alfa. Büyük de var burada. Ya da şuradaki büyük de var. Şurası da 90 derece ya. Alfa 90'sa burası da beta diyebiliriz. Hemen buraya da beta'yı yazdım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Üçgen seçeceğiz. Bir tanesini seçtik. Bir tanesi neresi? Hocam şurası. Başka ikinci üçgenimizde neresi? Şu üçgeni seçebilir miyim? Hayır. X'i bulacağız da X'e ait bir üçgen seçmem lazım. Düşünüyorum. Hocam X'e ait bu üçgen var. Bir de X'e ait büyük üçgen var. Evet, iki kenar mevcut. Burası X'li, burası da 6'lı. Sıkıntı yok. Demek ki diğer üçgenim de benim şu. Şuradaki üçgeni seçeceğim. Evet, bu iki üçgen benzer. Benzerlik seçtik. Ne güzel. Sonra başlıyorsun. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 6. 2 bölü 6 eşittir. Sonra betanın karşısı 4 bölü betanın karşısı x değil. 4 bölü x artı 2 tamamı olduğundan. Bu şekilde yapan arkadaşlar alkışlıyorum. Sıkıntı yok ama yap kardeşim kolay yoldan. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6 olmuş. 1'e 3 oran var. Hocam betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 1'e 3 orandan dolayı direkt 4'ün 3 katı olur. Yani burası da 12 olur mu? Olur. X'i de buradan kaç bulursun? 10 bulursun. Ya da dikkat dikkat. Hocam alfadan beta'ya geçiş. Bak bu da çok güzel bir şey. Bunu da kullan. Varsa alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 3. 1'e 4 gibi şeyler varsa bunu da kullan ya. Bak acayip hızlanacaksın. Bir anlamı anlatmıştım ya. Bir arkadaş hani çok iyi matematiğim olmasına rağmen beni geçmişti. Bayağı bir geçmişti. İşte bu teknikler sayesinde geçti. Sen de kullan bunu kardeşim. Ne var? Benzerlik. Bir üçgende alfadan beta'ya geçiş. Öbür üçgende de alfadan beta'ya geçiş. Benzerlik. Aynı oran olacak yani sonuçta. Bir kalıp ezberlettirmiyorum aslında. Burada en azından ezberlik. Burada da o zaman alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 diyeceğiz. 6 ise direkt 12 şeklinde de yazabilirdik. Oradan da yine cevaba 10 diye ulaşabilir. Anlaşıldı mı gençler? Olay bu. Geldik örnek 22. Evet. Biraz daha seçici sorulara geliyoruz. Bakalım. Şimdi 6 var, 12 var, 4 kök 5 var. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. CD uzunluğu x nedir diye sorun. Arkadaş soruya baktık. Baktığımız zaman hocam 90 derece Pisagor bağıntısından çıkmıyor. Çıksa çıksa burası 6 kök 5 çıkıyor. Başka da bir hamle yapamıyor. 90 dereceler. 2 ya da 2'den fazla dal alfa beta'ya. Alfa dedin, beta dedin, alfa dedin, beta mı dedin? Saçını başını yollarım. Beta değil. Burası 90 derece değil ki kardeşim. Şurası 90 derece değil ki buraya beta yazıyorsun. Değil mi? Dur o zaman. Ne yapacağız hocam? Alfa beta dedik, kaldık böyle. Devamını da getiremedik. O zaman düşün. Her zaman sorduğun soruyu sor kendine. Biz ne yapıyorduk? Bir x soruluyorsa bize, bir uzunluk soruluyorsa aklımıza iki konu gelecek. Ya dik üçgen ya benzerlik. Açıya daldım çıkmadı. O zaman dik üçgen. Dik üçgene karşılık getirelim o zaman buradaki x'e ait. Hocam şöyle bir dik çizersem o zaman. Hop şöyle bir dik çizersem. Dik üçgene karşılık geldi. Dik üçgene karşılık geldiğince bak alfa 90 burası da ne olur? Beta olur. Burayı da yazalım. Yani bizim şu üçgenle bak şu üçgenle diğer sarı üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam benzerlikten ben şu kenarları bulabilirim ama kolay yoldan buldum. Lütfen. Vay efendim burada alfanın karşısı x a bölü. Burada alfanın karşısı 12. 90'ın karşısı 4 kök 5 bölü. 90'ın karşısı 6 kök 5. Zaten saçma bir oran var. 2 bölü 3 oran var. 4 bölü 6 oran var daha doğrusu. Hiç uğraşma. Baksana buraya. Beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 bu sefer. Burada da o zaman beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 olur. Yani burası n'ken burası 2n olur. Hocam burada da 1, 2 kök 5 üçgeni var ya. Küçük olanın kök 5 katı ya. N buradan ne olur? 4 olur. Dolayısıyla burası 8 olur. Hocam tamam bunun 12 idi. 4'ü buradaysa buraya da 8 kalır. Ne kaldı o zaman burada? Bak 4 buradaydı 12 idi. Tamam buraya 8 kaldı. 8 var burada. Burada da 8 var. O zaman ikiz kenar dik üçgen. Yani cevaba 8 kök 2 diye ulaşırız. Güzel sorular değil mi? Zor mu? Değil. Bazen de biz dik çizeceğiz böyle. Dik çizmeyi zaten daha önceden biliyoruz. Evet geldik şuraya. Örnek 23'e. Bak bilerek dikdörtgen konusundaki soruyu geldim buraya yapıştırdım. Çünkü yapabilirsin. Bundan sonra böyle TET'ye falan girdiğin zaman dikdörtgen kare sorularıyla karşılaştığın zaman korkma sorulardan. Bu zamana kadarki bilgilerinle sonuca ulaşabilirsin. Gel bakalım şuraya. Hocam burada biz böyle bir şey gördüğümüz zaman sakın 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 ha şunu yapmayın. Pisagor bağıntısı oluşturayım hocam. Şunu yaptım. Sakın sakın. Biz ne dedik? Her zaman ilk etapta soruya baktığımızda verilen bilgileri kullanacağız. Ek çizimler sonrasında. Ki zaten bu sorularda şöyle çiziyorsun.
Sadece dik üçgen olsun. Ya şu kenar yok, bu kenar yok. Burayı oluştursan ne olacaksın, değil mi? E hocam şurası var ama 12 iken karşı taraf da 12 dikdörtgenden dolayı. Hatta alt taraf x ise burası da x olacak. E buraya ne kaldı o zaman? X eksi 3 kaldı, 90. Ama olsun, Pisagor bağıntısından 3 6 3 kök 5 burayı buldun da şurayı bulabildin mi? Bulamadım. Yani şunu çizmek falan filan öyle ekstra çizimler yok. Zaten dikdörtgenin ve karenin içerisinde ekstra 90 gördüğün zaman sakın bir şey çizme iki tam. Ekstra 90 olduğu zaman burada da 90 dereceler var ya, 90 90 90 var ya burada. Burası da 90. Ha 90'lar 2 ya da 2'den fazla oldu. O zaman dal alfa beta ya. Dalayım alfa beta ya. Şurada bir üçgen var. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Aa şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ne güzel bir şey oldu. E o zaman burada alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı 12 falan filan diyebilirsin de. Yine benim sevdiğim bir şey var burada. Aa gerçi kolay bir kat ya. Üçgen 12 olmuş. 4 katı. Bu 6 iken 4 katı. Burası 24 olabilir diyebilirsin. Ya da hocam şurada ne var? Alfadan beta'ya geçiş. Bak alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olmuş. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. O zaman burası 24 olur. E burayı 24 bulduk ya. X eksi 3 24 ise gerçi burası da 24. Burası da 3. Topladığın zaman burası kaç yaptı? 27. Ya da hocam x eksi 3 eşittir 24 ise x de böylelikle 24 artı 3'ten 27 gelir diyebiliriz. Tamam dostlar. 23. soru da bu şekilde. Dikdörtgen sorularından korkmaya gerek var mıymış? Aa, yok. Devam. Alfa beta çok zevkli değil mi? Bak yine dikdörtgen sorusu sormuşum burada. Ne yapıyoruz? Dal alfa beta ya. Dal. Ama önce bir 90'ları yapıştıralım şöyle. 90. Verilen bilgileri kullanalım. X'e x, 9'da 9. Eksik parçaları tamamlıyoruz ilk önce. Sonra a, d, x isteniyor benden. Arkadaş soruya baktığınızda aa hocam dikten dik çizilmiş Öklit var. Evet. Ama ne h var, ne p var, ne k var. Hiçbir şey yok. Öklit uygulayamıyorsun. Hocam burada var Öklit. Haha dedin. E burada da ya ne burası var, ne burası var, ne burası var. Burası var da şöyle şey yapamıyorsun. Yani iki tane bilinen yok yani Öklit'e. Öklit'e baktığın zaman iki bilinen olsun ki diğerlerini de bulabilesin. Ama yok. E ne yapacağız? O zaman dur. Öklit'ten yapamadık. Yapamadıysak zaten Öklit'in ispatını da ben sana nereden yapmıştım? Benzerlikten yapmıştım. Öklit'i fark edemesen bile benzerlikten de Öklit kurallarını da çıkartabilirsin. Ne yapacağız burada o zaman? Baktık. Oradan çıkmadı, buradan çıkmadı. O zaman benzerlik. Dal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta'ya. Bir yerden başlayalım. İstediğin yerden başla. Alfa, beta. Burası alfa olur. Sıradaki beta olur. Sıradaki alfa olur. Sıradaki beta olur. Çünkü burası 90-90. Sonra burası da beta olur mu? Olur. Beta'dan beta'ya geçen hayır bak. Alfa tamam 90 o yüzden burası beta olur. Şimdi ne yapacağız? Üçgen seçimi. Üçgen seçimi çok önemli. Bak üçgenlere bak. Bir üçgen burada. İkinci üçgen burada. Üçüncü üçgen büyüğü. Dördüncü üçgen burada. Beşinci üçgen büyüğü. Sonra altıncı üçgen de burada mı? Altı tane üçgen var. Altısına birden benzerlik mi uygulayacağız? Hayır. Üçgen seçimi çok önemli. Hocam benzerlikte ben bu üçgeni mi seçmeliyim ki? Burada kenar var. Hayır. Sadece dört var. Diğer kenarlar var mı? Yok. Bu üçgeni seçemem. İki kenarı belli olan üçgeni seçeceğim. İki kenarı belli olan üçgen hangisi hocam? İşte şu. Neresi? Gösteriyorum. Hocam bir dört var. Dördü için içine kaçacağım. Dörde ait şuradaki üçgende yok ama dörde ait şuradaki büyük üçgende kenar var mı? Var. İşte dörde x. Başka? Hocam bir de beş de girmiş içine. Beş üçgenin elemanı değil ki. Ama beş değil de dokuz. İşte buradaki dokuz ya da yukarıdaki 9 fark etmez. Hatta yukarıdaki 9'a bakalım. E yukarıdaki 9'a ait bir üçgen var mı? Var hocam. Neresi? E, şurası. Hayır. İki kenar yok. E buradaki 9'a ait bir de şu büyük üçgen var. O zaman bir de burada şu üçgeni seçeceğim. E bu üçgeni seçince de ne oldu? Sarı üçgenle yeşil üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Oranlayalım hocam. Şimdi bakıyorum burada. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı x. 4 bölü x eşittir. Geldim şuraya. Sarı üçgenden başlamış. Beta'nın karşısı x bölü öbüründe de beta'nın karşısı 9. X bölü 9'a eşittir. X kare eşittir 36. X böylelikle kaç gelir? 6 gelir. Evet ne kadar karışık olursa olsun bu sorular işte böyle yapılıyor dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soru da bir kare sorusu. Korkma. Rahat bir şekilde yaparsın. Korkma. Hocam dikten dik çizilmiş. Öklit var burada diyeceksin ama iki kenar yok. Sadece 6 iken burası da 6. Sadece şuradaki 6'yı biliyorum ben. İki kenar yok. Öklit'i uygulamıyorum. Tamam 90 burası. 90 burası. Yaz. E ne yapacağız hocam? Ama 6'ya her yerde eksik parçaya tamam. Bir de biz eksik parçayı tamamlayamadığımız için bazen soruları yapamıyoruz. Buranın da 6 olmasını şöyle gösterelim. E ne yapacağız hocam o zaman? Dal alfabet. Dal kardeşim alfabete ya. 90'lar havada uçuşuyorsa dal. Pisagor'dan da çıkmıyorsa dal. Pisagor zaten bir sürü üçgen var başımda. Bu üçgende yok. Büyüğünde Pisagor yok. Sonra şu büyükte yok. Sonra buradaki üçgende Pisagor yok. Şuradaki üçgende Pisagor yok. Şu büyük üçgende Pisagor yok. E ne yapacağız? Alfabet ya dal. Dalalım bakalım alfabete ya. Buradan başladım. Biraz büyütüyorum şurayı. Alfa. Şurası beta. Ters açıdan
alfa, pardon 90 derece olduğundan alfa. Şurası beta oldu. Sonra burası ters açıdan beta oldu. Sonra şurası alfa oldu. Sonra bakıyorum. Hocam burası da 90 ya. Alfa 90'sa burası beta oldu. Sonra burası da beta oldu. Bir sürü üçgen var. O bir sürü üçgen beni ilgilendirmez. Vay efendim burası, burası, burası. Tamamı bilmem ne falan filan. Hiç beni ilgilendirmez. Benim için önemli olan, kenarları belli olan üçgenlere bakmaktır. Senin için de önemli olan odur. O zaman kenarları belli olan üçgenlere bakalım. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Bir kere kenarları belli olan bir tane üçgenin bak. İkiye baktığın zaman zaten belli. Hop şuradaki üçgen hocam. Dur sarıyla göstereyim. Bak şuradaki üçgen hocam. İkiye altı var. Başka? İki kenarı belli olan üçgen var mı? Var hocam. X'e ait şurası yok. Burası alt değil. Tamam alt. Şu üçgeni seçemem. X'e ait şu üçgen yok. İki kenar yok. Sadece burası var. Diğerleri yok. Bir de X'e ait şu büyük üçgen var. Evet. Büyük üçgeni seçebilirim. İşte şu üçgeni seçebilirim. Çünkü iki kenar burada mevcut. O zaman burada başlayalım. Şimdi burada alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 6. Ne güzel. 1'e 3 oran var. Kafadan yapabiliriz. O zaman burada betanın karşısı 6 ise 1'e 3 orandan betanın karşısı 18 yapar. Ama tamamı 18 yapar. 4, 2 daha 6'sı buradaysa x'e de böylelikle 12 kalır dostlar. Ha hocam şöyle de yapabilirdik. Alfadan beta'ya geçiş. Bak 1'e 3. 2 iken 6 olmuş. E hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 3. 6 ise 18 olur diyebilirdik ki 18'i de biz biraz önce de farklı tekli bulmuştuk zaten. Anlaşıldı mı gençler? Olay bu. Olay bu. Olay bu. Ne kadar karışık olursa olsun hiç önemli değil. Evet geldik 26'ya. Ne demiş burada? Şimdi şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki karton CE boyunca katlandığında şekil 2 gibi B noktası AD üzerinde oluyor. Bir kere şunu söyleyeyim sana. Ben bu soruyu 4-5 sene önce yazdım. Yazdığım sene de direkt sınavda çıktı. O zamana kadar dikdörtgen katlaması yani hem katlama hem de benzerlik iç içe sorulmamıştı. Dikkat et. Hala da gelme ihtimali yüksek olan bir soru tipi yalnız. Dikkat. Şimdi bir katlama yapıp gel katlamayı seninle birlikte görelim. Muhammed hadi başlayalım bakalım. Ne yapıyoruz? Şöyle CE boyunca katlıyoruz. Hop katlandı. Katlandığında burası oldu. Biz katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. Açalım bakalım geriye doğru. Şöyle hop açtık. Yani eski şekil karşımıza gelecek. Hemen açılmış halinde ben sana burada göstereyim. Hep animasyon animasyon olmaz. Şu şekilde gösterdim. Açılmış halinde. Burayı 5 vermişti. Burayı 10 vermişti. Ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam 5 ise burası da 5 olur. 10 ise burası da 10 olur. Çünkü üst üste binen kenarlar bir bu bir bu. Ya da şununla şu. Başka ne var? Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bu açıların eşitliğini kullanamadım. Bu açıların eşitliğini de kullanamadım. Allah Allah. Hocam burada burası 90 ise bak burası da 90 oldu. Dikkat. Dikdörtgenden dolayı şurası da 90 değil mi? Burası da 90 değil mi? Evet hatta bunun da tamamı 90 derece. Tamam. Ne yapacağız? Takıldık kaldık. Soruyu tam anlamıyla okuyalım. 5 ve 10'u da kullanmam lazım benim burada. Soruyu yapamadık. 5 10 olsa burası 5 kök 5 oluyor ama soruyu hala daha yapamadık. Bir şey yapmalı. Hocam hiçbir şey yapamadık. O zaman bir şeye dalalım. 90'lar havada uçuşuyor. Ekstra bir 90 derece geldi sonuçta. Buraya bir 90 geldi. Hocam burada da 90 var. Burada da 90 var. Dal alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa beta'ya. Daldım alfa beta. Beta 90'sa sıradaki alfa, alfa 90'sa sıradaki beta. Yani bizim şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Oo, ikişer kenarları yok ama kat var. Kat olduğunda ikişer kenarlarının olmasına gerek yok. Hocam buraya baktığım zaman 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı burada 10. Madem 1'e 2 oran var burada. O zaman ben buraya x yazarsam alfanın karşısına, diğer üçgende alfanın karşısına 2x yazabilirim. Dur. Burası 10. Burası da 10 değil mi? Evet. Buraya ne kaldı o zaman? 10-2x kaldı. Vay 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 dostum. Yani burada 5'in karesi eşittir. Şurada Pisagor bantısı yapıyorum. Kenarlar belli oldu çünkü. 5'in karesi eşittir. 2 bilmeyene girmedim bilerek. Girseydim sıkıntı yaşayacaktım. O yüzden dikkat et. 10 iken 10'u yazdım. Burası da x'in içinden çıktı. 10-2. X'in karesi artı 10-2x mi yapıyorsun? Saçını başını yolarım ha. Dur. Ne yapacağız hocam? La kardeş. X var orada. X var. La kardeş. La kardeş. Erzurum'dayken bunu da öğrettiler. Hele bak hele bak. Ne var burada? 5 var. 5. Ne vardır burada? Hissetsene. 3, 4, 5 vardır. O zaman 3, 4, 5'i hissedelim bakalım. Hocam burada ben x yerine 3 koyarsam burası 2 kere 3, 6 toplamda 4 mi yapıyor? Evet. Bazen tutmayabilirdi. Bir de x yerine 4 yazabilirdik. 4 yazdığımızda bakıyoruz. 4 kere 2, 8. Burası 2 yaptı. 2, 4, 5 olmadı mesela ama neyi de tuttu? Hocam 3 yazdığımızda x yerine 3 yazdığımızda şurası 4 oldu. 3, 4, 5 sağlamız tuttu. X'i 3 buldum. Ama benden AE uzunluğu isteniyor. AE uzunluğuna bakalım. AE neredesin AE? AE
Ha zaten AE isteniyormuş. Yani X isteniyormuş. Cevap 3 olur. Evet. Çok güzel sorular değil mi? Şimdi geldik şuraya. Ken 06. Ken 06 ne demek? Hadi bakalım. İlk defa görüyorsunuz değil mi? Geçen seneden izleyenler beni bilir de. Geçen senekiler çaktırmadan söylesin. Söylemeyin daha doğrusu. Bakalım şeyler bulacak mı? Keno 6 değil o ha. Keno falan demeyin bana. Ken 06. Bakalım niye Ken 06? Sen bul bunu. Çok da güzel. Aynısı Ege 06'da da oluyor. Ege 06. Bakalım bulacak mısın? Kerem'de olmuyor ya. Gökçen'de de olmuyor. Gökçen'de de olmuyor da şöyle eski soy ismini kullanırsak Gökçen Turan Karada da oluyor. Neyse. Hadi bakalım. 27'ye bakalım şöyle. Aşağıdaki tablo dur. Soruya geçmedik ya. Soruya da geçelim. Aşağıdaki tablo şekildeki gibi zemine paralel olacak biçimde duvara asılmıştır. D ve C köşelerine sabitlenmiş 17 santimetrelik iplerin diğer ucu O noktasına yapıştırılmıştır. Evet. Şuraya O noktasına yapıştırılmış. Niye böyle yapıştırılmışsa? Bir çivi çak oraya. Bir bütün ip olsun böyle tam ortasında koysan daha iyi olacak ama böyle iki tane ipi buraya yapıştırmışım işte. Neyse. Soruya yapıştırmışız buraya. AB uzunluğu 30 santimetre, BC 5 santimetre ve tablonun zemine en kısa uzaklığı da ne verilmiş? 26. Tablonun zemine en kısa uzaklığı derken neresi? İşte şurası. Zemine paralel ya. Burası kaçmış? 26. Ha burası da 26. Burası da 26. Onu demek istiyor. Bir süre sonra ipin bir ucunun yapışkanı dayanmıyor ve şekil 2'deki gibi ikinci şekildeki gibi OC'nin uzantısı yere dik olacak biçimde tablonun A köşesi zemine değiyor. Bu şekilde zemine değmiş kardeşim burası. Ve burası da zemine dik olacak şekilde diyor bak. OC'nin uzantısı. O zaman OC'nin uzantısını da şöyle zemine dik olarak götüreyim ben şöyle. Buranın dik olmasını söylüyor. Bunu kullanacağım demek. Şurası dik. Şimdi dostlar bir kere burada ne var? 30 var. Hocam ikizkenar tabanda mevcutsa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer değil mi? Hemen tabanına ait yüksekliği çizdim. 15-15 oldu. 8-15-17'den 8 oldu burası. E hocam şöyle baktığımız zaman 8 burası. 5 burası değil mi? Evet. Şuraya kadar ki 5. E şuraya kadar kısımda 26. Yani O noktasının o zaman zemine olan uzaklığında ben bulmuş oldum. Ne oldu? 8, 5 daha 13, 26 daha 39. O noktasının zemine olan uzaklığını kullanacağım demek ki. Çünkü bir yere bir şey asıldığı zaman asıldığının zemine olan uzaklığını kullandırıyorlar bize. Yani burası 39. Bu kullanılacak. Hocam burası 39 da ipin uzunluğu da 17 idi. Bak burası da 17. 17 de kalsın. E o zaman buraya ne kaldı? 22 mi kaldı? Evet. Şurası da 22 oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada ne isteniyor bizden? Buna göre D noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Şuradan D noktasına zemine bir dik çizdim. Buradaki uzunluk soruluyor bize. Dikdörtgenden dolayı burası 90 derece değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş ben şuranın 5 olduğunu da biliyorum. Şuraya bir 5 de yazayım. 22'yi benim kullanmam lazım. 22. Ya hocam 90'lara moda uçuşuyor. Alfa beta'ya mı dalsın? Evet dalabiliriz. Alfa, beta, alfa deriz ama şekil burada karışıyor. Beta dersem buradaki üçgendeki hiçbir kenar yok. Şuradan dik çizersem evet şu kenar belli ama sıkıntı yaşayabilirim burada. Buradan dik çiziyorum. Benim direkt 22'yi kullanmam lazım. 22'yi nasıl kullanacağım? Hocam 22 C noktasını şuraya alalım uzaklığı değil mi? Evet. 22'yi şöyle de kullanabiliriz. Bazen onu da kullanacağız. Şurada bir dikdörtgen oluşturarak kullanalım. Burası 22 ya. Burası da 22 değil mi dostum? Evet. Aa burada da bir alfa beta geçişi de yapabiliriz. Alfa dikkat. Hemen alfa beta geçişi yapalım. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani bizim şu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ve şu uzunluğun da 30 olduğunu biliyorduk zaten biz. Güzel. Üçgenler benzer çıktı. Hocam ikişer kenarları yok. Önemli değil. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 30. Belli bir katı var. Çok güzel bir katı var. 1'e 6 oran var. Hocam 1'e 6 oran var. E o zaman bir yerden başlayalım. Yani nereden başlayalım o zaman? Şu küçükten başlayalım kardeşim. Şuraya ben bir x dersem şöyle yeşille diyeyim. Şuraya bir x dersem beta'nın karşısı x'e beta'nın karşısı ne olacak? 6x olmayacak mı? Evet hocam 6x olacak orası. E 22'yi de kullanmam lazım. Burası da 22-6x mi oluyor? Evet. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Hocam burası x. Burası 22-6x. Burası da 5. Ne yapacağız hocam burada? 5'in karesi eşittir 22-6x'in karesi artı x'in karesi. İşlem mi yapacağız? Dur. Hissetsene kardeşim. Hisset. 5 var burada. Ne üçgendir? Büyük ihtimalle 3-4-5. 3 koyarsam burası 18 yapıyor. 3 koyduğumda 22'den 18 çıkınca 4 yapıyor. 3-4-5 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Tutmasaydı 4 koyacaktım. 4 koyduğumda burası 24 yapıyor zaten. 22-24'te eksik yapıyor. 4 tutmadı mesela. Demek ki 3-4-5'te ben burada bunun yerine 3 koyarsam bu 6 kere 3 18. Burası da 4 yapıyor. 3, 4, 5 sağlaması tutuyor. X'i de 3 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? D noktasının zemine olan uzaklığı. D noktasının zemine olan uzaklığı. Şurası isteniyor. Yani biz burayı ne bulduk? X'i 3 bulmuştuk ya. Burası da 4 mi oldu? Evet. Cevap böylelikle 4 çıktı. Dostlar. Güzel gidiyor. Evet. Süre biraz aktı ama yani burada süreye takılmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Özel ders. Hocam süre çok tuttu. Yapacak bir şey yok kardeşim. Öğretmeninin yanında da böyle şey yapıyorsun. En azından öğretmenine dur diyemiyorsun da burada beni bir dur
durdurup bir çay, kahve, başka bir şey molası da verebilirsin yani burada. Tamam. Bak ben mola vermedim. Bak soluksuz gittim. Bak soluksuz ve hatasız gittim. Yani hiç mola vermedim. Ben de aynen videonun başından beri devam ediyorum böyle. Evet. Bu arada video bilmiyorum kaç dakika olacak da, 40 küsur dakika olacak da, orayı kestiklerimiz zaman kısalmış oluyor. Nefes sesleri kesiliyor ya orada. Nefes sesleri kesiliyor. Daha da kısalıyor. Aslında ben daha uzun burada durdum. Bak haberin olsun. Neyse. Örnek 28'deyiz. Ama bana bak bakayım önce. Kardeş bu soruyu sen çöz. Çöz. Uğraş. Yine sana bir şey öğretecek bu soru. O yüzden. Hadi bakayım. Sende sıra. Sıra sende sorusu bu. Çöz. Ben çözüme devam ediyorum. Şimdi ABC bir dik üçgen demiş. Bir de kare verilmiş. Ali Bey uzunluğu 4. Adana Ceyhan attı. Hop şöyle 12 verilmiş. Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. X. Bu bir kare miydi? Evet. Buraya da X. Buraya da X. Buraya da X. Hocam 90'ları yapıştırdık. 90. Burası da 90. Burası da 90. Pisagor bağıntısından çıkıyor mu? 4 ve 12'den dolayı bir tek burayı bulabilirim. Nedir? Hocam 4'ün 1 katı. Hocam 4'ün 3 katı. Hocam burası da 4'ün kare küçüğünde 1'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 1 artı 9'dan bunun tamamını 4 kökon buldum. Başka da bir şey yapamıyorum. Ne yapalım hocam? Dal alfa beta ya. 90'lar havada uçuşuyor kardeşim. Alfa beta'yı yazdım. Şimdi hocam üçgen seçimi bizim için önemliydi. Şu üçgen seçilmez. Bu üçgen iki kenarı yok seçilmez. Bu üçgen iki kenarı yok. Hocam büyük üçgen evet iki kenarı var. Benzerlikte büyük üçgeni seçebilirim. Ama başka üçgen seçemiyorum. Ne yapacağım hocam? Sadece büyük üçgende kenarlar mevcut. İşte burada son nokta olarak bunu yazmak istedim burada. Benzerlik seçemediğin üçgenlerde bir üçgende kenarlar mevcutsa işte bizim tekniğimiz alfadan beta'ya geçişi kullan kardeşim. Ya da noktadan çizgiye geçişi kullan kardeşim. Bak burada beta'dan alfaya geçiş kaç kat? Dörtgen 12 olmuş 3 kat. O zaman buradaki bütün üçgenlerde 3 kat var. Mesela şuradan başlayayım. Buradan başlasam başka bir geçiş yapamıyorum. Ama buradan başlayayım. Beta'dan alfaya geçiş 3 kattı değil mi? Hocam beta'dan alfaya geçiş 3 kat. Yani ben buraya y dersem burası ne oldu? 3y. O zaman burası da 3y. Burası da 3y oldu. Hocam şuradaki üçgende de yine aynı şekilde beta'dan alfaya geçiş kaç kattı? 3 kattı. O zaman burada da 3y'nin 3 katı ne olur burası? 9y olur hocam. Bak işte 9y, 3y, y. Yani toplamda 13y oldu. Toplamda 13y'de 4 kökon bulmuştuk. O zaman y buradan 4 kökon bölü 13 çıkar. Böylelikle bizden ne isteniyor? Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Fatma Kara da zaten x'ti. O da 3y'di. O zaman 3 ile 4 kökonu çarpınca ne yapıyor? 4 kere 3 12 kökon bölü 13 mi çıkıyor? Evet. Bak cevaba. İşte böyle saçma bir cevabı yine aslında çok fazla işlem yapmadan rahat bir şekilde bulduk. Neymiş? Son söyleyeceğim şey. Alfabetalara daldın. Baktın böyle benzerlik seçebileceğin iki üçgen yok. Üçgen seçemiyorsun. O zaman son çare alfadan beta'ya geçiş böyle kolay bir katsa ya da noktadan çizgiye geçiş kolay bir katsa yaz kardeşim onu. Yaz diğer üçgenlerde. Genelde de küçük üçgenden başla. Bak küçükten başla. Buradan başlasaydım rasyonel sayı olurdu. Yani hocam burası hani y, burası 3y deseydim. Burası da y ya. O zaman burası da y bölü 3 olacaktı. O yüzden böyle genelde küçük üçgenden, en küçük üçgenlerden başlamak daha sağlıklı oluyor. Evet gençler. Böylelikle bu kısmı da bitirdik. 11. gün 2. dersi de bitirdik. 1. ders ve 2. ders sadece ve sadece açıydı. Hocam uzun. Bak ben bunu kısaltabilirdim. Soruların yarısıyla da sana bunu anlatabilirdim. Ama sen olayı bu kadar iyi bir şekilde anlayamazdın. Her bir kalıbı göremezdin. O yüzden ben sana bu şekilde anlatmak zorundayım. Her zaman söylüyorum. Şurada anlattığım şey benim sana vereceğim özel dersinden daha etkili. Ki görüyorsun. Daha etkili olduğunu da farkındasın. Evet gençler hallettik. 2. dersi hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 3. ders son derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.